Merhaba. Bu videoda size kopuzla ilgili, kopuzun icrası ile ilgili temel basit bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Önce şunu söylemem lazım. Ben bir kopuz icracısı değilim. Bu bir tevazu cümlesi değil. Meraklıyım. Kopuz dersi vermiyorum. Sadece bazı basit şeyleri yıllar boyunca işte seyrede seyrede, konserlere gide gide gördüğüm, öğrendiğim şeyler. Erkan Oğur'un bir seminerine katılma şansım da olmuştu. Ama enstrüman çalmak, gerçekten doğru düzgün çalmak istiyorsanız hayatınızı vermeniz lazım. Böyle haftada bir, ayda bir alıp 15 dakika çalarak, yarım saat çalarak ya da arada bir gaza gelip çalarak bu iş olmuyor. Belli bir noktada tıkanıp kalıyorsunuz. Ama ben kendimi eğleyecek kadar ya da işte arkadaşlarla toplandığımızda birlikte çalabilecek kadar çalıyorum. Bir de tabii yaptığım sazları anlayabilmem açısından bu önemli. Belki de benim yaptığım kopuzların farkı bu anlamda ortaya çıkabilir. Kopuz adı altında yapılan çalgılarda genellikle yapımcılar o çalgıyı çalamıyorlar. Ya da geleneksel tekniklerle çalıyorlar, tırnakla çalmıyorlar. Benim öyle bir şansım olabilir belki. Akorttan başlayalım. Birçok yerde artık biliniyor bu. Eskiden bir sır gibi bir bilgiydi ama şimdi her yerde görebilirsiniz. Karar sesimiz orta tel. La. Hangi la diye sorabilirsiniz. Bu piyanonun lası değil. Bizim Türk müziğinde öyle bir enteresanlık var. Bilenler biliyorlar. Kabul üzerinden gidiyor. Bu ses hangi sese çekerseniz yani frekans olarak do, si, re neye çekerseniz çekin la kabul ediyoruz. Ben de la üzerinden söyleyeceğim bugün. Alt telimiz re, orta tel la, üst tel do. Sol nerede? Sol yok. Bağlama çalanlar sol arıyorlar. Biliyorsunuz bağlama üzerinde burada. La kararımız burada. Boşa gittiğimizde sole gidiyoruz. Sol burada. Yani la, si bemol, do, re, mi, fa, sol. Tekrar la. Dolayısıyla gitar çalanlarınız varsa bu iki teli gitarın alt si mi teli gibi düşünebilir ki zaten şu anda akort olarak tam da o. Si mi. Yani dörtlü aralık. Bağlamadan temel farkı da bu zaten. Bağlama beşli genellikle akortlanır. Burada dörtlü bir akort söz konusu. Dolayısıyla bizim karar sesimiz boş tel. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Nasıl karar veriyoruz? Bağlama üzerinde mesela bu pozisyon vardır biliyorsunuz. Kopuzda şöyle karar verilebilir. Sadece alt telde yani la, si, do, re, mi sesine basarak. Ki böyle yaptığınızda aslında la, do, mi tam la minör akoru ortaya çıkar. Gitar çalanlar açısından. Ama genellikle karar sesi olarak üstten de basıp bir dörtlüğü ekliyoruz. Yani 1-4-5 Türk müziğinde yanlış söylüyor olabilirim bu konular beni aşıyor. Kemal İleci sistemiydi galiba. 1-4-5 denilen bir karar sesi oluşabilir. Çok az kullanılan bir baskı başka kararda şöyle olabilir. Aslında burada da beşliği almış oluyoruz şu şekilde. Nasıl çalıyoruz? Tırnak uzatmak gerekiyor. Ve bu tırnakları gelişi güzel uzatmamak lazım. Uygun şekilde, uygun açıyla törpülemek lazım. Tele takılmayacak şekilde. Çok uzun olması şart değil. Benim bildiğim kadarıyla Erkan abi diğer çalgılarında, yani perdesi gitarda ya da kopuzda tambur mızrabını ölçü alıyor. Ya da onu buna benzetmeye çalışıyor tambur şeyini. O yüzden onun tırnakları uzun mesela, benim de biraz uzun. Tırnak kullanım meselesi de çok kişisel bir şey, kişiden kişiye değişebilir. Uzun tırnağı kullanmak biraz daha zor aslında ama ben sanki birazcık daha uzun, daha rahat ediyorum. Dediğim gibi ben bir ölçü değilim bu konuda. Seslerimiz bu şekilde. La, si bemol 2 burada da. Şimdi bu vuruşlarda böyle vurduğumuz zaman bütün tellere vuruyormuş gibi bir şey var. Doğru. Bütün tellere vuruyoruz ama aslında hedeflediğimiz bir şey var. Mesela ben bunda alt telde çaldığım için alt teli hedefleyerek aslında vurmuş oluyorum. Ağırlıklı olarak oraya. Dikkat ederseniz aynı zamanda bu vuruşlarda sazın şu bölgesi kullanılıyor daha çok. Bu alan. Eğer arpeje geçeceksek biraz daha güçlü ses elde etmek için eşiğe yakınlaşabiliriz. Buradan da çalınabilir arpej ama buradan farklı bir ton çıkar.
o şekilde. Bir başka şey arpejler. Bir takım, daha doğrusu birkaç tane çok temel pozisyon var, arpej pozisyonu. Bir tanesi bu mesela. Burada ne yapıyoruz aslında? Küçük parmak şu perdede. Umarım güzel görülüyordur. Aslında o da şu ses. La, si, do, re, mi. Mi. Yaptığımızda mesela la, si, do, re. Boşta yapıyorsunuz. Yani yapmak yerine burada hallediyorsunuz. Şimdi mesela la, si, do, re, mi. Yaptık. Aslında buradaki şeyde biz o dizi ortaya çıkarmış oluyoruz ama mesela ya da yapmak yerine pardon yapmış oluyorsunuz. Ya da bunu tersine çevirebiliyorsunuz mesela bu pozisyondan başlayıp aslında yapmak yerine ikisi farklı duyuluyor aynı şey ama bu şekilde duymuş olursunuz. Bu daha harmonik bir duyum ortaya çıkarıyor. Bu hızlandığında çok farklı bir renk ortaya çıkıyor. Hale bürünmüş oluyor. Tabii bu hareketi normal çalarak yapmak en azından benim için mümkün değil. Belki yapabilenler vardır. Pozisyon temel olarak bu. Yani la, tabii bu da ne oluyor? Şimdi notaların yerlerini de değiştiriyorsunuz bazen. Yani şu sağ el devreye girmeye başlıyor. Alttan üstten vurmak ya da üstten alttan vurmak ya da önce ortayı. Şimdi başlangıçta çok kolay. Mesela şu hareket çok kolay. Pardon. Karıştırdım gördüğünüz gibi. Ama giderek bazı pozisyonlarda o kadar kafa karıştırıcı bir hale geliyor ki o ezgiyi takip edemek için çok çalışmak gerekiyor. Bazen öbür türlü yapmak çok daha kolay. Yani normal bir şekilde çalmak. Başka hangi pozisyon olabilir? Mesela şuraya geçelim. Şunu şuraya kaydırabilirsiniz. Yani şu sesi almış olabilirsiniz. Aslında dikkat ederseniz sağ elde bütün o hız. Burada da ne yapıyoruz aslında temel olarak? Arpeji tamamlayalım bakın. Bitirdim. Sonra o sırada bu parmağı kaldırdım altta. Sonra üstü kaldırdım. Sırayla. Burada da aynı şey mesela. Alt, orta, üst. Sonra şurayı kaldırdım, şu sesi kaldırdım. Şeyler böyle. Mesela o meşhur parçadaki İsmail Demircioğlu'nun parçasının sonundaki giriş ona benzer. Burada da küçük parmak devreye giriyor alta. Bu arada oradan sizi yanıltabilir. Şurada gördüğünüz koma normalde buradadır. Ben onu orada kullanmıyorum hiç. O yüzden bu tarafa çektim. Şu sesi alabilmek için şu ikisini. O yüzden bu komayı burada kullanıyorum. Kafanızı karıştırmasın lütfen. Burada ne yapıyoruz mesela? Alttan başlıyor pes. Yaptım. Küçük parmağı kaldım. Yaptığım şey önce küçük parmağı, yani ilkinde hepsine basıyorum, ikinci arpejde küçük parmak, üçüncü parmak arpejde işaret parmağı kalkıyor. İşaret parmağı devre. Sonra şu parmak da devreye girecek. Gibi.
çeşitlemeleri aslında birçok farklı işte. Ondan sonra iş aslında dediğim gibi zorlaşmaya başlıyor. Yani başlangıçta bazı şeyleri yapmak kolay ama giderek karmaşıklaşan arpejler ortaya çıkmaya başlıyor. Sol el hareketi nispeten basit ama sağ elde sırayı değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi doğal bir alışkanlık var. Alttan üste doğru arpeji yapmak kolay ama bazen önce üst, sonra alt, sonra alt, orta yapmanız gereken durumlarda insan zihni bunu karıştırabiliyor. Bunlar zorlaşıyor. Peki, bir şey çalmayı deneyelim. Bu vuruşları göstermek açısından mesela. Şimdi burada yaptığımız şey şu çarpma hareketi önemli olan. Bir de bu vuruşta aslında telleri sıyırıyormuş gibi bir hareket yapmak gerekiyor galiba. Ben onu şeye benzetiyorum, elinizi yıkadıktan sonra suyu atmak için elinizi silkelersiniz. Buna benzer bir serbest bir hareket ortaya çıkması lazım galiba. Dediğim gibi bu vuruşlarda da aslında bütün tellere vuruyormuşum gibi görünüyor. Ki öyle ama hedeflediğim bir tel var. Orta teli hedefliyorum aslında. Aslında bazen aşağıdan parmağımı çekerken sadece orta tele dokunuyorum. Da sadece orta telle çaldığımızda genellikle bu bütün vuruştan uzaklaşıp tırnak tek tel çalmaya dönüyoruz genellikle. Mesela sadece orta tel. Çekme hareketi yapılabilir gibi. Demek ki şu hareketlerde yani alt telden çalarken sesimiz güçlüyken bütün tellere vurma şansımız daha fazla. Ama orta tele geçtiğimizde tek tele düşmeye başlıyoruz. Hatta bazen işte daha güçlü bir ses elde etmek için de eşiğe yakın bölgede çaldığımızda daha iyi ses elde edebiliyoruz orada. Burada belki dikkat etmişsinizdir. Orta tele geçtiğinde sadece orta tele. Ya da mesela şu do sesinde onu güçlendirmek için yine üst tele vurabilirsiniz. Karara döndüğümde buraya gidiyorum. Şu da mesela sık bir şey. Ya da yapılabilir. En çok herhalde çalışılması gereken iki ana şey bu. Bir tanesi şu vuruşları çalışmak lazım tırnakla. İkincisi de arpeji. Gibi. Ya da
bu arpejleri birbirine bağlamak sonraki bir adım. Ben onları genellikle bağlayamıyorum. Yani biraz kaynatıyorum diyeyim, öyle yapıyorum. Erkan'ın videolarını bolca seyretmeye çalışın. Bildiğim kadarıyla Kadıköy'de bir ders de veriyor. Fırsatı olanlar bu kırık dökük bilgiler yerine oradan öğrenebilirler. Sorularınız olursa lütfen yorum kısmına yazın. Fırsatım, vaktim olduğu müddetçe ufak tefek videolarla yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiği kadar. Teşekkür ederim.